yaklaşık 1 su bardağı tuzlu su kaynar suyla haşlayacağım. Bu salata hem çok doyurucu olacak hem de bayağı sağlıklı. Şimdi sosunu yapacağım. Sosu için hani demiştim ya sivri. Sivri olmasının sebebi birazcık zencefil olacak içinde. Zencefili kenarlarını böyle önce soyuyorum. Şimdi yaklaşık yarım ceviz büyüklüğünde zencefil ekliyorum. Birazcık acılık istiyorum. Onun için hani bir salataya bir biber fazla gelecek. Yarım biberi içine ekliyorum. Sonra 5 çorba kaşığı sirkem var. Altı çorba kaşığı zeytinyağı. 2 çorba kaşığı da pekmez. Pekmez büyük ihtimalle bizim esnafların ya bu nedir diye böyle şaşıracakları zencefille birlikte ikinci şey olacak. Bir parça da kekik ekleyeceğim. Yeşil kekik bulamazsanız bir parça kuru kekik de ekleyebilirsiniz. Tuzu da koyduk mu? Zaten bu şekilde bile çok güzel gözüküyor. Şimdi kapatıp 1 dakikaya yakın, çünkü zencefili öldürmek o kadar da kolay değil. 1 dakikaya yakın karıştırıyorum. Açtıktan sonra muhakkak salata sosunun tadına bakmak lazım. Bir parça daha ekşi, bir parça daha acı olması lazım ki. Ki böyle bile çok güzel olmuş. Ki salataya ve kuskusun böyle hepsi karıştığında onları böyle güzelce içine girebilsin. Yeşillik olarak ne kullanacağım? Bir baroka ve 10 tane de marul. Bunları elimle koyduğum zaman bir dakikada hemen bütün iş tamam oluyor. Marullar da maşallah. 4 kişiyi gayet rahat bir şekilde doyurabilecek. Kuskuslarım da böyle güzel güzel kaynadılar. Şimdi bunları sıcak sıcak koyarsam bayağı öldürürüm yeşillikleri. Onun için döküp fazla suyunu alıyorum. Böyle kuskuslarımı soğutuyorum. Güzelce süzdükten sonra direkt salatamın üzerine ekliyorum. Son olarak sosu da ekledim mi? Ne kadar lezzetli olduğuna inanamazsınız. Böyle alttan acı kokusu geliyor, zencefil kokusu geliyor. Umarım bizim esnafları da mutlu edebiliriz bu şekilde. Karıştırdık mı? Çok sağlıklı ve inanılmaz doyurucu. Hatta tek öğün olarak işe giderken siz de kendinize bunu yapabilirsiniz.